Yaklaşık 25 senedir sahneleri çıkan, bunun 20 senesi profesyonel sahne hayatı olan ve bunun son 11-12 senesini Mersin ve Çukurova bölgesinde geçiren bir sanatçıyım ben. Çok iyiydi işlerimiz, yoğun gidiyordu ama pandeminin girmesiyle beraber her şey tabii tersine döndü. Yaklaşık 15 aydır çalışmıyoruz. En son programlarımızda Büyükşehir Belediye'nin vermiş olduğu konserlerden oluşuyordu. En son 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne aldım. O günden bu yana daha sahne alamadık maalesef. Biz sahnelerimizi geri istiyoruz. 15 ay sahneye çıkmamak demek çok zor ya. Ya bunun maddi boyutunu düşünemiyorum çünkü maddi boyutunu düşündüğümde zor durumda kalıp intihar eden çok arkadaşımız oldu bu durumda. Devletin de bu konuda göstermiş olduğu hiçbir adım bize fayda sağlamadı. Hatta kendilerinin bize yardım ve destek amaçlı sunduğu hiçbir şey elimize geçmedi. Öyle bir şey de geçmedi. Çoğu müzisyen arkadaşımız da bu yüzden intihar etti. Kendi kiralarını ödeyemeyen insanlar var. Eğer insanlar ölecekse ben sahneye çıkmamayı tercih ederim. Ama benim sahneye çıkmam bir marketin açılması, bir markete giden insandan, bir AVM'ye giden insandan, ne bileyim bir dolmuşa binen insandan daha tehlikeli değil. Bir restoranda yemek yiyen insandan daha tehlikeli değil. HES kodu diye bir olay var. HES kodunu alırsınız, insanlar konserlere gelir. Verilen kararların doğru bir ekiple, bilimsel bir kurula verilmesi lazım ve adil bir şekilde verilmesi lazım. Bugüne kadar hiç adil olunmadı, onu söyleyebilirim. Başkanımız Vahap Seçer, yani tüm müzisyenlerin babası gibi oldu. Öyle söyleyebilirim yani. Çok yardımını gördük bu konuda. Bu arada ben bunları söylüyorum, yarın demesinler. İşte Vahap Bey'le tanışıyor da şöyledir. Hiçbir şekilde tanışıklığım falan da yoktu. Buradaki müzisyenlerin çoğuna, en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsine destek olduğunu biliyorum. Yaklaşık 2,5-3 ay kadar bir süreçle. Şimdi tekrar pandeminin azalmasıyla beraber tekrar ufak konserler, halk konserleriyle tekrar müzisyenlere yardımda bulundu. Ben kendisine, Büyükşehir Belediye'ye, Kültür Daire Başkanlığı'na bu konuda çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ekip, çok doğru bir ekip ve istisnasız kimseyi kayırmadan iş yapıyorlar. Onu da söyleyebilirim yani. Sana yazılıyorum. Ağ penceresi aralı, her yerine bayılıyorum. Yavrum babam nereye, nereden kaşın gözün tabi. Güzel harbeler beraber. Yaşındayım. Yaklaşık 6-7 yaşımdan bu yana müzikle uğraşıyorum. Genelde zaten türkülerle beraber büyüdüm. Fakat hayatımda dayatmasıyla tabii pop, slow, rock coverlarla beraber de devam ediyorum müzik hayatıma. Para kazanabiliyorduk. Nasıl kazanabiliyorduk? Sokak müziği yapıyorduk. Bar müziği yapıyorduk. Daha sonrasında da işte insanlar böyle özel günlerini çağırıyordu. Yine para kazanabiliyorduk. Fakat pandemi de
hiç para kazanamamaya başladık. Şöyle ufak bir hikayemi anlatayım size. Balkonda konser veriyorum insanlar ve balkonda konser verirken telim koptu. Kriz masasına yazı yazdım. Ya telim koptu. Sonuçta hiçbir ücret almıyorum bir yerden ve para kazanamıyorum. Aileme gidip de hani ya bana tel parası verin diyebilecek şeyde değilim. Çünkü yaşımız bayağı yüksekte. Yani 15-16 değiliz. Kriz masasına bir ricada bulundum. Diğer gününde direkt özel bir kendi araçlarıyla, belediyenin özel araçlarıyla benim evime hem teşekküre hem de bana oteli vermeye geldiler. Şimdi bu Vahap Seçer'in yaptığı çok güzel bir hareket ve nasıl derler, sanata ve sanatçıya saygı duyduğu, sahip çıktığını belirten bir harekettir. Ki burada da gördüğümüz gibi sosyal medyadayız. Bir müzisyen kendi canına kıydı. Nedenlerine bakınca hepsi geçim kaynağı. Bizim geçim kaynağında bize böyle bir destek çıkıldığında ömür boyu bizi idare edecek bir şey olmasa bile ama bizi ömür boyu o motiveyle götürebilecek bir maneviyat var ortada. Yani evet, bizi düşünen, bize sahip çıkan birileri var diyebileceğimiz bir durumdayız. Biz olarak. Ben o insanların yerinde olabilirdim. Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun. Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun. Karşında duramaz inan hiç kimse. Bakışlarında sen herkesi görüyorsun. O tatlı dilin güler yüzün inan ki yüreğe koplatıyor. Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor. O tatlı dilin güler yüzün inan ki yüreğe koplatıyor. Farkında değil misin? Herkes peşinden. Siz de şimdi. Kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldu, vallahi jest oldu. Oh, kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldu, vallahi jest oldu. Bu değerli orkestra arkadaşlarıma, tabii ki başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer olmak üzere kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sahne emekçilerine, müzisyenlere bu zor süreçte sanata ve sanatçıya desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bir alkışta kocaman güçlü Vahap Seçer için gelebilir mi? Korona hayatım boyunca asla unutmayacağım bir virüs oldu, artık hastalık oldu. Orkestra arkadaşımızı korona yüzünden kaybettik. Çok değerli bir virtüözdü, çok değerli bir keman sanatçısıydı. Onu kaybettik. Yani bu sürede müzisyen arkadaşlarımız zor durumda olduğu dönemde zor paralarla, çok uğraş vererek kazandıkları paralarla aldıkları enstrümanları sattıklarını gördük. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel anlamda müzikle ilgileniyorum. Müzik benim aşkım. Yani müzikle doğmuşum ve müzikle de artık ölmek istiyorum, öyle söyleyeyim. Birçok ünlü isme vokallik yaparak piyasaya başladım. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer gerçekten o kadar özel ve o kadar değerli bir insan ki. Müzisyeni şu zor zamanda zaten hep destek olan bir insandı. Şu zor zamanda iki katı daha performans sergileyerek yani bizlere o kadar çok mutluluk verdi ki. Yani minnettarız diyebilirim kendisine. Tüm kültür daire çalışanları da yani her fırsatta bizlere mesaj attılar. Şu yasak süresinde müzik yapamasak bile bizleri sürekli aradılar. Bizlere sürekli arkamızda olduklarını söylediler. O kadar mutlu oluyoruz ki yani belki para kazanamıyoruz belki ama bu sözcükler bile bizi çok fazla mutlu ediyordu. Eski köprünün altında kimseler görmesin. Bu mehtaba karşı uzanalım. Eski köprünün altında kimseler duymasın.
olması. Kimseler duymasın. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu müzisyenlerin bu zamanda çok zor günler geçirdiğini biliyorsunuz. Bu süreçte de bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ve tüm ekibine sonsuz teşekkürler. Onlar için lütfen bir alkış alalım. Süpersiniz. İçimde kan revan, birisi var, birisi var, birisi var, birisi yok. Ellerimde çiçekler, kapında sırsıklam, görürsem bir gün şaşırma. Serbest